Çıkarın beni buradan. Çıkarın. Sizi beceriksizler. Sizi beceriksizler. Nasıl? Nasıl durduramadınız onları? Yeter. Yeter bıktım. Ben tenisinlerden ve her şeyden. İyiliklerinden. Of of tesisatçılardan. Hepsinden bıktım. Sizler de çok başarısızsınız. Şimdi onların elindeki en büyük kuzu olan uzaylı X'i yok etmemiz gerekiyor. Şimdi onlara bir paket yollayacağım. O paketi açan ilk Ben Tennyson'ın elindeki uzaylı X yok olacak. O Matrix'inden çıkıp onlara karşı bir düşmanlık besleyecek. Umarım onları öldürür. Buradan yok olup gitmeden önce çok az zaman olacak. Ve ilk gördüğü kişileri de öldürmeye çalışacak. Bakalım uzaylı X'i çıkartacak Ben Tennyson kim olacak? Şimdi paketi hazırlamaya koyulalım. Takip edin beni bakalım. Hepinize merhaba, Ben Tennyson ailesi. Nasılsınız, iyi misiniz umarım? Hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Bugün biraz değil çok sevinçliyim çünkü dostlarım, kötülerin elinden büyük babamızı kurtardık dostlarım, şükürler olsun ki. Evet, bir önceki bölümü izlemediyseniz arkadaşlar, efsanevi bir savaş yaptık. Bence o bölümü bir izleyin arkadaşlar. İzlemeyenler çok şey kaçırıyor bence. Arkadaşlar, bütün Ben Tennyson'ların gözünden bu savaşları izlediniz ve çok güzeldi arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarınızı okudum. Bayağı hoşunuza gitmiş arkadaşlar bu olay. Ve ben de bundan sonra böyle yapmayı planlıyorum. Yani bundan sonra videolarımız 20 dakika olsun mu arkadaşlar? 20 dakika olsun diyenler şu an beğeni tuşuna bir bassın bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım, bekliyorum. Ve dostlarım, bundan sonraki videolarımız böyle uzun olacaksa arkadaşlar, sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Çünkü YouTube kısa videoları daha fazla öneriyor ama uzun videoları az öneriyor arkadaşlar. O yüzden de sizin gücünüz lazım ve videolar like atarak arkadaşlar daha üstlere taşırız ve bizim Ben Tennyson ailemiz koskocaman 100.000 kişilik dev aile olmasına çok az kalır arkadaşlar. Şimdi evet dostlarım, dışarıya çıkmadan önce büyük babamı bir göstereyim size. Şimdi büyük babamı göstermeden önce bu bizim Ben Tennyson'lar nerede bakalım? Ben Tennyson'lar dediysem de ben 10.000 ile ben 23 arkadaşlar. Onlar da artık evrenlerine dönme zamanı geldi derken neredeler bunlar? Allah Allah, yukarıya çıkalım bakalım. Arkadaşlar yoksa bir yere mi gittiler benden habersiz ya? Durun. Büyük babamın yanındadırlar belki arkadaşlar. Hemen büyük babamızın yanına gidelim. Çünkü büyük babam arkadaşlar büyük bir olay, yani büyük bir sıkıntı atlattı arkadaşlar. Çünkü Kevin 11.000'in elindeydi ve o canavarlar arkadaşlar, önceki bölümü bir izleyin. Canavarların önünde nasıl durdu? Vallahi çok çok tebrik ederim büyük baba seni. Ne kadar cesaretliymişsin. Evladım. Hiç sorma hiç. Fark etti büyük baba. Neyse, biz şimdi bugün çok rahat takılacağız. Çünkü arkadaşlar hiçbir şey yapmayacağız. Çünkü bir önceki bölümde çok fazla enerji sarf ettik arkadaşlar. Herhalde bugün hepiniz dinlenirsiniz. Aynen. Aynen ya. Aynen, dinleneceğiz biz ya. Evet evet, dinleniriz herhalde. Yani ben de dinlenirim artık, ben de rahat rahat arkadaşlar normal bir hayatımız olsun diye şöyle inelim aşağı. Oh be, vallahi gidelim. Ah, bu ne be? Arkadaşlar ana, şuna bir bakın, görüyor musunuz? Aa, durun bakalım, içeriye bir alalım. Acaba kime geldi ki bu hediye? Arkadaşlar siz biliyor musunuz bu hediye kime geldi? Yorumlara yazın bakalım, dokunmayalım. Belki ya ben 23'e ya Güven'e, belki büyük babama gelmiştir taziye hediyesi arkadaşlar. Sonuçta büyük bir sıkıntı atlattı dostlarım. Yani Kevin 11.000'in elinde kalmak sıkıntılı bir şey arkadaşlar. O yüzden herhalde cesareti için ona bir hediye göndermiş olabilir tesisatçı arkadaşlar. Sizler ne diyorsunuz? Ne yapalım? Ya da belki bana göndermişlerdir. Çünkü üstünde isim yazmıyordu arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca kapattık bakalım. Hop, şöyle arkadaşlar aldık. Bu sesler ne be? Allah Allah, ne oluyor be? Bu sesler ne? Arkadaşlar bir şey mi oluyor yoksa? Durun bakalım şöyle. Hemen. Ana! Bu ne be? Arkadaşlar şuraya bakın. Canavarlar evimize saldırıyor. Durun 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 durun. Şunu kapatalım. Arkadaşlar bu canavarlarla savaşmak için hangi uzaylıya dönüşelim? Yorumlara yazın bakalım. Şunlara bakın. Toplanmaya başlamışlar. Bizim evimize saldıracakken iyi ki erken fark ettik arkadaşlar. Of ya, bugün bir dinlenelim dedik ya. Bakın olay üstüne olay oluyor. Neyse arkadaşlar, yorumlara yazın. Hangi uzaylıları kombinasyonları? Uzaylı X olsun. Evet dostlarım, uzun süredir uzaylı X'i kullanmıyordum. Evet, şu an uzaylı X'li bir
kombinasyonlu uzaylı söyleyen arkadaşlar. Hadi bakalım, bekliyorum. Uzaylı söyleyeceksiniz. Uzaylı X ve bir uzaylıyı söyleyin. Arkadaşlar, uzaylı X cepte, tamam mı? Şimdi yorumlarda Atom X'i çok görüyorum arkadaşlar. Atom X'le dur bakalım. Şimdi şuradaki çiftçi kadına soralım. Çiftçi kadın, bana saatimden bir tane uzaylı söyler misin? Green attı. Peki. Arkadaşlar, yorumlara yazın bakalım. Atom X'te uzaylı X mi? Yoksa Atom X... Dur, hayır. Uzaylı X'le gri madde mi? Yoksa uzaylı X'le Atom X mi arkadaşlar? Yani hangisini kombinasyonlayalım dostlarım? Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Hangisi daha iyi olur? Çünkü buradaki çiftçi kadın sürekli diyordu dostlarım. Ben de yapayım. Söyledik, onda da gri madde dedi ya. Arkadaşlar, vallahi ben açıkçası hiç gri madde olsun istemiyorum. Durun bakalım. Arkadaşlar, uzaylı X ile Atom X'in kombinasyonu diyenler benim tuşuna bassın. Şu an evet. Hatta bir de yazabilirsiniz yorumlara. Gri madde ile uzaylı X diyenler ise yorum yapsın ve yorumlara da işte 2 yazabilir arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar, o zaman hadi bakalım uzaylı X. Şimdi Atom X ile kombinasyonu. Atom X. Arkadaşlar, işte bu. Güzel. Şimdi ne yapıyorduk? Hemen nerede bu canavarlarımız? Onları bir eğlenelim arkadaşlar onlarla. Gelin bakalım buraya. İşte hop. Tek atıyoruz arkadaşlar. Tak tak tak. Şimdi dostlarım bakın, bunlar benim altımda geliyorlar. Öl bakalım. Dokunduğum kişi ölüyor. Arkadaşlar, şimdi birazcık bırakacağım ve bunların atomlarıyla, DNA'larıyla oynayacağım arkadaşlar. Nasıl mı? Şimdi bakın arkadaşlar, birazcık bırakalım. Şunlar şu an 4-5 tane kalasıya kadar bunları teker teker öldürelim. Zaten kalbimiz, görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an kaç tane kaldı? 3 tane. Şimdi zaman dur. Şimdi arkadaşlar, bunları bir değiştirelim bakalım. Şimdi sen gel bakalım, seni nasıl yapabiliriz? Şöyle hop. Hah. Zamanla meydan okuyan bir inek mi? Öldürdüm. Neyse. Şimdi bunu küçücük yapalım. Şuna bir bakın. Oha, çok komik gözüküyorlar. Bir dakika. Şunları da öyle yapalım arkadaşlar. Şöyle hop. Sizler de bir küçülün bakalım. Arkadaşlar bakın, hepsinin DNA'sıyla oynadım. Bakın farklı farklı her şey bir. Bu ne be? Aa, balık. Canavar balık. Bu ne? Kedi olmuş, pony olmuş, eşek olmuş. Bu ne be? Taş golem olmuş. Buradaki bir garip yaratık olmuş. Aha, bir tane de balık olmuş. Şimdi zaman tekrardan aksın bakalım. Arkadaşlar şunlara bir bakın. Oha, balığa bak 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 bak. Hala beni öldürmeye çalışıyorlar. Ölün bakalım. Şöyle vuralım. Öl bakalım sen de. Ölün bakalım. Şöyle vuralım arkadaşlar. Öl bakalım. Evet, hala kedi de saldırıyor. Eşek de. Başka kaldı mı? Sanırım kalmadı. Neyse arkadaşlar, şöyle normale bir dönelim artık. Oha, şu paketi hala almamışlar. İnanmıyorum ya. Ne var ki bunun içinde? Arkadaşlar açayım ya. Sanırım bana geldi. Kimse dokunmuyor arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Azmut. Ne var? Dışarıdaki paket senin mi? Yok, değil. Tam o zaman. Arkadaşlar, Azmut'un da değilse diğerlerinin hiç önemli değildir bence. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar açmadan önce hadi bakalım, açayım mı? Tamam, açıyorum bakalım şöyle. Ne oluyor be? Allah, ne oldu bana ya? Uzaylı X. İnanmıyorum. Öleceksin. Nasıl? Gel buraya. Dur, yapma. Al bakalım. Ne yaptın? Azmut, ne yaptın uzaylı X'e? Uzaylı X'i nasıl çıkarmayı başardın? Nasıl böyle şeyler yapabiliyorsun? İnanmıyorum sana ben. Nasıl böyle şeyler yapabiliyorsun? Uzaylı X şu an evrenimizde başıboş bir şekilde dolaşıyor. İnanabiliyor musun? Şimdi onun birisi bulursa onun saf enerjisinden efsanevi şeyler yapabilir. Aferin sana. Ya ben bir şey yapmadım ama. Nasıl yapmadın? Hediye paketi açmıştım. İçinden bir şey çıktı. Nerede o ya? Allah Allah. Bilmiyorum, içinden bir şey çıktı. Sonra patlama gibi bir şey oldu. Ve uzaylı X çıktı. Ne yapmalıyım? Bilmiyorum ama o pişimizi bırakmayacağın kesin.
Çabuk içeriye gir. Güvenlikleri üst düzeye çıkarıyorum. Tamam. Of arkadaşlar, yine başımıza belayı aldık be. Öf ya. Ne yapacağım? Ne yapmalıyım arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bir sonraki bölümde sizce uzaylı ikisi tekrardan saatimizi almalı mıyız? Bence almalıyız arkadaşlar. Çünkü uzaylı ikisi de çok güçlü oluyorduk ya. Bakar mısınız? Şimdi çıktı gitti ya. Daha yeni kullandık bir de üstelik.